biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislisini getiririz Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi İmanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah'ın onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batıda tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler, o bundan uzaktır. Hayır! göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der. O da hemen onu verir. Bilmeyenler Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen dinlerine uymadıkça ne yahudiler ve ne de hristiyanlar asla senden razı olmazlar de ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin Kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmişti de Rabbi şöyle buyurmuştu: ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabb'i demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim İsmail ile birlikte evin Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin. Hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her türlü kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık şüphesiz o ahirette de iyilerdendir Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti Yakup da öyle Oğullarım Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakub'un ölüm döşeğinde iken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği onların da senin ilahına ve ataların İbrahim İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyu neymiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel kimdir? Biz ona ibadet edenleriz, deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim'de, İsmail'de, İshak'ta, Yakup ile Yakup oğulları da, Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.